Can ve Ege'nin yaşları toplamı 30. Can Ege'nin yaşına geldiğinde X yıl sonra olsun. Yaşları toplamı 42 oluyor. Yaşları toplamı 30'dan 42'ye artmış. Yani X Can artacak, X Ege artacak. Toplam 2X artış olacak. Bu da 12'ymiş. Demek ki X eşittir 6 yıl sonra Can Ege'nin yaşına geliyor. Yani bunun anlamı Can Ege'den 6 yaş küçük. Can Y ise Ege. Y artı 6 olur ve toplamları 30. Y ile Y artı 6'yı toplarsam 2Y artı 6 eşittir 30. Buradan 2Y eşittir 24. Y eşittir yani Can'ın yaşı 12 bulunur. Ege 6 fazla olduğuna göre 18 yaşındadır. Oya, AB, Emel, BA yaşında iki basamaklı sayılar. Oya, Emel'in yaşına gelince yani aradan ne kadar zaman geçiyor? BA daha büyük olduğu için AB'nin BA olması için BA eksi AB yıl geçiyor. Emel'in yaşı da 52 oluyormuş. Emel BA yaşında BA eksi AB yıl daha geçiyor. Artı BA eksi AB'yi yani geçen süreyi de ekliyoruz ve 52 oluyor yaşı. Açalım. 10B, 10B da 20B, 1B çıkartırsak 19B, 1A, 1A, 2A, 10A çıkartırsak eksi 8A eşittir 52. A ve B rakam buradan bu denklemden bulabiliriz. B'yi bir kere 1 alsak negatif oluyor. 2 alsak yine olmuyor. En az 3 alabiliriz. 3 aldığımızda bakın burası kaç olacak? 57 olacak. 57'den kaç çıkartırsam 52 kalır? 5. 8A'nın 5 olması mümkün değil. Demek ki 3 olamaz. 4'ü deneyelim. 4 olduğunda 19'u 4 ile çarparsak bu sefer 76 oluyor. 76'dan kaç çıkartırsak 52 kalır? 24. 24 8'in katı. Dolayısıyla A da 3 oluyor ve sağlıyor. Başka sağlayan rakam yok. A 3, B 4, istenen 7. Ali X, Veli Y yılında doğmuş. 2022 yılındaki yaşını bulmak için 2022'den X'i çıkarıp Ali'nin yaşını, Y'yi çıkarıp Veli'nin yaşını bulacağım. Yaşları toplamı, ilk önce onu ifade edelim. Ali'nin yaşı artı Veli'nin yaşı. Bu toplam Veli'nin yaşının 2 katından 2 fazlaymış. Yani bunun 2022 eksi Y'nin 2 katından 2 fazla. Şimdi burada 2022, 2 tane 2022, bunu dağıttığımızda da 2 tane 2022 geliyor. Bunlar birbirini götürür. Yine eksi 2'ye geliyor. Sola alırsak artı 2'ye olarak geçecek. Bir tane y'yi çıkarttığımda sol tarafta y eksi x kalır. Sağda da 2 kaldığı için yaşları farkı 2. Salı günü gram fiyatı x, çarşamba günü y olsun. Salı günü 10 gram bozdurmuş 10x artı çarşamba günü 8 gram bozdurmuş 8y. Eğer salı günü 8 bozdursaydı o zaman 8x ve çarşamba 10 gram bozduruyor artı 10y olacaktı ve 1900 lira daha fazla olacakmış bu durumda. Yani bundan bunu çıkardığımızda eşittir 1900. 10y'den 8y'yi çıkardım. 2'ye 8x'ten 10x'i çıkardım. Eksi 2x eşittir 1900. Dolayısıyla gram fiyatlar arasındaki farkı denklemi 2'ye bölüyoruz. 950 lira. Bir sonraki sihirli gün 2024 yılında olacak. O halde burası da 20-24 olmalı. 20-23 2023'ten 20-24 2024'e kadar 1 yıl 1 ay geçiyor. 1 yılda 24 ay varsa 1 ay daha eklersek toplam 25 ay geçmiş oluyor. 1 ayda 20 gün olduğuna göre 25 ile 20'yi çarpıyorum. En erken 500 gün sonra yine sihirli gün olur. Ekmeğin fiyatı x, lavaşın y olsun. O halde 30 ekmek ve 20 lavaşın 500 lira yaptığını bu denklemde ifade edebiliriz. 10 ekmek ve 20 lavaş var. Bu da 10x artı 20y 400 verilip k lira geri alınıyor. O halde ödenen para 400 eksi k. Denklemleri birbirinden çıkaralım. 20y'ler gitti. 30x'ten 10x çıkardık. 20x, 500'den 400'ü çıkardık. 100,
eksi eksi k artı k. Buradan da x'i yalnız bırakırsak 100 artı k bölü 20. Şu denklemden devam edelim. Hepsini 10'a bölüyorum iki tarafı da. 3x artı 2'ye eşittir 50 elde ettim. X yerine 100 artı k bölü 20 yazalım. Bu durumda 3 ile çarpıyorum bunu. 300 artı 3k bölü 20. Bu terimi karşıya atalım eksi olarak. Payda eşitlersek 20 ile 50'yi çarptığımda 1000. 1000'den 300 çıkardım. 700 eksi 3k bölü 20. Bu 2'yi de karşıya böl olarak atarsam burada y kalacak. Şurası 40 olacak. Bizden istenen x artı y, bir ekmek ve bir lavaşın fiyatı. Bunları toplayacağız. Paydaya 40 yapmak için bunu 2 ile genişletirsek 200 artı 2k geliyor. 200, 700 daha. 900 artı 2k eksi 3k eksi k bölü 40. Yani istenen 900 eksi k bölü 40. Cem toplam 12 bilet almış. X artı 1'i tek yön ise 12'den x artı 1'i çıkarıyorum. 11 eksi x tanesi gidiş dönüş. Tunç 15 bilet almış. X eksi 2 tanesi gidiş dönüş. 15'ten x eksi 2'yi çıkartırsak 17 eksi x tanesi tek yön. Eşit miktarda ödeme yapıyorlar. Tek yönler 300, gidiş dönüşler 400 lira. Cem'inkini hesaplayalım. 300 çarpı x artı 1 artı 400 çarpı 11 eksi x eşitmiş. Tunç'un ödediğini hesaplayalım. 17 eksi x 300 ile çarpılacak. Artı x eksi 2 400 ile çarpılacak. 300 dağıttığımızda 300x buradan, 400 dağıttığımızda eksi 400x buradan, yani eksi 100x. Yine artı 300 artı 4400, bunları toplarsak 4700. 300 ile 17 çarpalım. 3 ile 17 çarptığımızda 51, 2 0 ekledik, 5100. Buradan da eksi 800 geliyor. Eksi 300 artı 400 artı 100x yapar. Artı 100x, eksi 100x bu tarafta. X'leri sağa alırsak sağ tarafta 200x, 5100, 4700 bunları götürürsek burada 400 kaldı. 400 eksi 800 eksi 400 yapıyor. Sola aldık. 400 oldu. Buradan da x eşittir 2. Birden 10'a kadar numaraların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2'den 10 çarpı 11 bölü 2, yani 55. Kutulardaki toplamlar ardışık sayı olduğu için 55'i 27 ve 28 olarak ayırmalıyız. En az sayıda kartın olduğu kutu için en büyük numaraları oraya atarak en az sayıda kartla doldurmamız lazım. Bunu da daha küçük olan 27'de yapacağız. 5 ile bölünenleri kutulara dağıtıyoruz. Dolayısıyla büyük olan 10'u buraya, 5'i buraya koyuyorum. 10'u çıkardım, buraya 17 daha lazım. Bunu da 9 ve 8 ile en büyük sayılarda elde edebilirim. O halde 3 kartta buraya doldurduk. Geri kalanlar da buraya gelecek. En az sayıda kartın olduğu kutudaki kart numaralarının çarpımı kaç farklı doğal sayıya tam bölünebilir? Yani 8 çarpı 9 çarpı 10 alacağız. 8 2 üzeri 3, 9 3'ün karesi, 10 da 2 çarpı 5. O halde kaç yaptı bu? Asal çarpanlarına göre yazarsak 2 üzeri 4, 3'ün karesi ve bunu da 5 üzeri 1 olarak yazalım. Üstlerin birer fazlasını çarpıyorduk. Dolayısıyla 5 çarpı 3 çarpı 2, yani 30 farklı doğal sayıya tam bölünebilir.